Çok garip anne. Ters giden bir şeyler var. Normalde gelirdi. Bir dakika yalnız bırakmazdı beni. Ömer, değil mi aklın hala? Ben kanlı dereye düştüğümde o çıkardı beni oradan. Hastanede bir an olsun başımdan ayrılmadı. Ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa ilk o koştu. Ama şu an yok. Ömer'in burada olmasını gerektirecek bir şey yok kızım. Ben gideyim hemşireye bakayım. Ne işin var burada? Ne yapıyorsun oğlum sen? Canım yanıyor. Dayanamıyorum bana. Nefesim bana yetmiyor. Gel benimle gel. Bir delilik yanıma. Gel. Gel oğlum gel. Otur şöyle. Oğlum. Anlıyorum çok zor ama. Sen en doğrusunu yaptın. Böyle olması gerekiyordu. Oldu. Tek doğru bu muydu gerçekten ona? Öylece bırakıp gitmek miydi? Ben ona ihanet etmiş olmadım mı şimdi? O bana inanıp güvenirken ben gittim. Nasıl bakacağım bir daha yüzüne? Geçer Ömer. Geçmez denen ne varsa hepsi geçer. Sen Sultan'ın iyiliği için, Sultan için kendi sevdandan vazgeçtin ya. Elbet Allah da yükünü hafifletecek, şifayı verecektir. Bir gün anlayacak Sultan seni. Hak verecek sana. Beni hiçbir zaman affetmeyecek. Hiç. Vallahi elim kaydı ama bilerek yapmadım ama. Ömer! Düğün hazırlıklar başladı. Malum yüz görümlü olarak toprak verilecek. Bir oturup konuşalım. Hangisini verelim istersin? Kaderimi sen tayin ediyorsun ya baba. Toprağımı da sen seç. Benim için doğrusunu en iyi sen bilirsin. En iyisini sen bilirsin.